Merhaba arkadaşlar, Lezzet Dünyası kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle inanılmaz lezzetli peynirli çörek tarifimi paylaştım arkadaşlar. Dilerseniz hadi gelin tarifimin yapımına başlayalım, bakalım siz de beğenecek misiniz? Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık su, 2 su bardağı ılık süt. Klasik su bardaklarından kullanıyorum arkadaşlar. 200 ml olarak düşünebilirsiniz. 3 tatlı kaşığı toz şeker. 1 paket kuru mayayı da ilave ettikten sonra tuzu ilave etmeden önce mutlaka malzemeleri şöyle karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Tuzu damak zevkinize göre biraz daha az veya biraz daha fazla da kullanabilirsiniz. Daha sonra kontrollü bir şekilde unu ilave edelim arkadaşlar. Her tarifimde mutlaka söylüyorum. Unun markasından miktarı değişebilir. Mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edelim. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi elimle yoğurmaya geçiyorum. Yumuşacık bir hamurumuzun olması gerekiyor. Bu yüzden elime yapıştıkça un ilave etmiyorum ve şöyle çok az bir sıvı yağ ile hamuru toparlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel, kıvamı çok güzel oldu hamurun, yumuşacık. Yoğurduktan sonra üzerini kapattım, bir 10-15 dakika kadar hamurumu dinlendirdim. Ve bu kadarcık bir sürede çok güzel bir şekilde mayalandı. Şöyle hamurumu tezgahımın üzerine alıp yuvarladıktan sonra 4 eşit parçaya bölüp 4 tane beze yaptım arkadaşlar. İsterseniz biraz daha küçük bezelerde yapabilirsiniz. Şöyle hepsini de yuvarladıktan sonra ilk aldığım bezemden hamurumu büyütmeye başlıyorum. Bezemin altını ve üstünü unladıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi oklavam ile büyütüyorum. İsterseniz oklava kullanamıyorsanız merdane ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. Hamurun kıvamı o kadar güzel oldu ki arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde, çok kolay bir şekilde hamurumu açıyorum. Dört bezemi de aynı şekilde büyütüyorum arkadaşlar. Arasına sürmek için ben 150 gram margarin içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tahin ilave ettim. Şöyle gördüğünüz gibi diğer hamurumu da aynı şekilde altını ve üstünü unlayarak oklavamla açıyorum. Dört hamurumu da aynı şekilde açtım arkadaşlar. Burada tek tek açıp göstermeye gerek duymadım. Videolarımın çok uzun ve çok sıkıcı olmasını da istemiyorum. Bu yüzden iki tane bezemin açılışını gösterdim. Size dediğim gibi arasına sürmek için 150 gram margarin içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tahin ilave ettim arkadaşlar. Karıştırdım. Şöyle aralarına, her tarafına değecek şekilde biraz bol bir şekilde hazırlamış olduğum sosumu sürüyorum. İsterseniz fırça yardımıyla, isterseniz elinizle de sürebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Yine aynı şekilde 4 hamurumun arasına ve en üst hamurun üzerine de aynı şekilde sürüyorum. Bütün hamurlarımı yağladıktan sonra şöyle kenarından birazcık çekerek hamurumu büyütüyorum. Şöyle bir kenarından hamurumu rulo şeklinde sarıyorum arkadaşlar. Ve borcamın içerisine alıyorum. Bir saat kadar, zamanınız varsa bir saat kadar buzdolabında dinlendirmenizi tavsiye ederim. Arasındaki yağların donması için ben bir saat kadar dolabımda dinlendirdim. Hamurları dinlendirirken mutlaka üzerine hava almayacak bir şekilde kapatalım ki yüzeyi kurumasın arkadaşlar. Hamurumu çıkardım. Şöyle tek kenarından elimle bastırıyorum. İstediğiniz büyüklükte çörekler yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben orta büyüklükte tam 25 adet çörek hazırladım. Şöyle aşağı yukarı bir 3 parmak
genişliğinde hamurlarımı kestim. İsterseniz tabii ki biraz daha büyük veya küçük de yapabilirsiniz. Bu şekilde bütün hamurlarımı kestikten sonra şeklini vermeye geçiyorum. Şöyle elimle merdane kullanmamıza veya oklava kullanmamıza hiç gerek yok burada. Hamur o kadar güzel ki elimle birazcık bastırmamla hamur istediğim gibi açılıyor. Şöyle elimle birazcık açtıktan sonra içerisine ben iç harcı olarak peynir kullandım. İstediğiniz iç harcı da kullanabilirsiniz. Ve kenarlarından şöyle elimle kapatıyorum. Tabi isterseniz farklı şekillerde yapabilirsiniz bu tariften. Ben yuvarlak çörekler hazırlamayı tercih ettim. Gerçekten görüntüsü de çok güzel ve çok lezzetli bir çörek tarifim oldu. Eğer isterseniz peynirin içerisinde maydanoz da kullanabilirsiniz. Gerçekten maydanoz peynirin içerisinde, çöreğin veya poğaçaların içerisinde çok yakışıyor. Ve şöyle gördüğünüz gibi aralıklı bir şekilde tepsime yerleştirdim. İsterseniz biraz daha mesafeli bir şekilde yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü biraz kabarınca benim çöreklerimin kenarları birbirine yapıştı. Üzerine çok hafif bir şekilde bastırıyorum. Daha sonra üzerine sürmek için 2 adet yumurta sarısı ve üzerine 1 yemek kaşığına yakın yoğurt kullandım. Daha sonra hazırlamış olduğum yumurta sarısını çöreklerimin yüzüne sürüyorum. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Tariflerimi dener, olumlu veya olumsuz yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Küçücük bir nokta veya küçücük bir emoji de olsa gerçekten çok değer veriyorum ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum arkadaşlar. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Ve ben gerçekten sizin desteğiniz sayesinde kanalımın çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Tariflerimin yapılışını ve malzemeleri ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına yazıyorum arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Kanalımda daha birçok hamur işi veya yemek, tatlı, kurabiye, kek tarifleri var. Onlara da bir göz atabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve ben çöreklerimin yüzüne bıçak ile şekil verdikten sonra çörek otu ile süsledim. Ve daha sonra önceden ısıtmış olduğum 190 derecede tam 25 dakika pişirdim arkadaşlar. Ben bu şekilde şeklini verdikten sonra bir 10 dakika kadar hamurlarımı dinlendirdim. Çok fazla mayalanıp çok fazla kabarmasını da istemiyorum arkadaşlar. İsterseniz tepsi mayası da yapabilirsiniz. Zaten ılık süt ve su kullandığım için çok hızlı bir şekilde kabardı. Bir 10 dakika kadar dinlendirmem yeterli oldu arkadaşlar. Dediğim gibi 190 derecelik fırında 25 dakika pişirdikten sonra şöyle çöreklerimin şeklini görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten denenmeye değer bir tarif. Yumuşacık ve çok lezzetli bir çöreğim oldu. Şöyle iç dokusunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi yumuşacık ve çok lezzetli, kesinlikle denenmeye değer bir tarif arkadaşlar. Ve denerseniz mutlaka ama mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum ve deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar.